Dikkat! Bu videoda bazı yorumlara cevap verilecek ve oyun falan konuşulacaktır. Zaman zaman videomuz gerginleşebilir. Shadow of the Tomb Raider'ı merakla bekliyor musunuz? Önce onu sormak istiyorum. Açıkçası ortamı şöyle bir gözlemleyince çok da hype olan bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Nedeni ise basit. Çok benziyor. Evet, bu oyun kendisinden önce çıkan iki oyuna çok ama çok benziyor. Peki gerçekte de durum bu mudur dostlar? Benziyor mu bu oyun kendinden öncekilere? Cevabımız tabii ki de evet. Hem de buram buram öyle böyle değil, baya baya aynı lan bu oyunlar. Bak oynanış aynı, platform aynı, animasyonlar aynı, çatışma aynı, aynı işte ya, her şey aynı. Hatta size şu anda gösterdiğim oyun Shadow of the Tomb Raider bile değil. Rise of the Tomb Raider. Kaçımız fark anladı? Aha yeni oyun bu. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Shadow of the Tomb Raider'ı önceki oyunları hiç bilmeyen birini anlatmak gerekirse platform kısımları bulunan, bulmaca çözdüğünüz, hikaye akışında ilerlerken aksiyona da girdiğiniz bir oyun kendisi. Önceki oyunlardan farklı tarafı oynanışa getirdiği birkaç yeni özellik, örümcek adam misali duvara tersten yürümek, halat ile aşağı sarkabilmek gibi gibi. Bunun dışında yetenek geliştirme kısımları silahlı aksiyon kısımlarını anlatmaya değecek herhangi bir yenilik barındırmıyor. Ha derseniz ki oyundaki en büyük yenilik bunlar mı? Hayır. En büyük yenilikten bahsetmem gerekirse kesinlikle çevre derim. Abo, çevreye gel çevreye. Grafiklerin taş gibi gözükmesi bir yana, ki harbi çok iyi lan grafikler, çevre çok genişlemiş. Ya ama sakın diyeyim, buna bir açık dünya oyunu muamelesi yapmayın. Temelinde çizgisel bir yapısı var. Ama sağa sola girip yeni yerler, farklı mezarlar keşfedebiliyorsunuz. Bu mezarları keşfetmekse bir dakikada olan biten işler değil. İyi bir vaktinizi ayırmanız gerekiyor. Yani Tomb Raider'ın bu yeni yapımı yan içeriklere bayağı bir abanmış. Güzel de yapmış. Başka başka yan içerik arayanlar için de yan görevler var oyunda. Önceki oyunlara göre daha uğraşılmış işler bunlar ama çok gaza gelmeyin. Bazıları gerçekten çok ama çok boş. Misal bu görev. Şu zibidini kaybettiği bir çift zarı arıyorum şu anda. Görev içerisinde de bu zarı ararken hayat dersi alıyorum. Allah'ın veleti zarı da kumar oynamak için istiyor. Bayağı bildiğin kumar. Bu nasıl bir ortam yarabbi? Çevre demişken kendisinin nasıl getirdiği yeniliği anlatmazsam olmaz. Bulmacalar. Bu kez çok bulmaca var oyunda. Benim beklediğimden bile fazla. Oyunun ilk yarısı aksiyondan çok bulmaca ile geçiyor diyebilirim. Gerçekten bu tarz büyük oynayan bir yapım için sürpriz oldu bulmacalar. Bir iki bulmaca hariç böyle irite olduğum, bu ne lan dediğim bulmaca da olmadı. Hepsi gayet keyifliydi. Zaten çok kasmak istemezseniz zorluk ayarlarında bulmaca zorluğunu düşürebilirsiniz. Ama benim tavsiyem olduğu gibi kalmaları. Çünkü olmuş bu bulmacalar. Güzel de olmuşlar. Tek bir noktası hariç. Bulmacalar maalesef oyunun temposunu çok bölüyorlar. Kendileri güzel ancak koyuldukları yerler, aksiyon ile harmanlanma şekilleri tempoyu çok öldürüyor. Bir ara gerçekten aksiyon oyunu mu oynuyorum yoksa puzzle oyunu mu oynuyorum emin olamadım. Keşfetmek, bulmacayı çözmek, platform kısımlarını ilerlemek, ardından bir ara sahnenin girmesi, tekrar keşfetmek falan derken aksiyona sıra gelmiyor, damarlarda kan pompalanmıyor, adrenalin salgılanamıyor, uykunuz geliyor, hafiften baymaya başladığınız anlar başlıyor. Ama derseniz ki ben eski klasik Tomb Raider'ların havasını istiyorum, o zaman bu sözleri unutun. Çünkü seveceksiniz oyunun yapısını. Aksiyonun devreye girdiği kısımlar heyecan fırtınasını başlatıyor. Başlatıyor başlatmasına da, ya şimdi burayı nasıl özetlesem bilemiyorum. Aksiyon anları kötü değil. Ancak çok eski ve çok arcade hissettiriyor. Gerçekten bu kadar iyi gözüken bir oyunun aksiyon anlamında bu kadar çağ dışı kalması şaşırtıcı. Düşmanların mermi alışları başarısız, yapay zeka deseniz hak getire, ya hak da getiremiyor, yani yok yapay zeka, sıfır. Bu yüzden ekranda görünen şey karizmatik dursa da gizlilik kısımları oynanış anlamında bayık kalmış. Olay zorluk değil, mantık sıkıntılı. Sene kaç olmuş hala da bomboş yapay zekalarla uğraşıyoruz. Koyma olan o zaman gizlilik. Aksiyonun en keyifli kısmı Lara'yı akıcı bir şekilde kontrol edebiliyor olmamız. Düşmanlar biraz daha, yani azıcık daha iyi olsalar çok daha keyifli olabilirmiş. Ama şu halleriyle düşman yerine hareket eden tahta vursak aynı etkiyi yaratabilir. Yani misal bak şunlara, bunlar sözde korkutucu olması gereken düşmanlar. Bu ne oğlum, labut gibi düşüyor herifler. Peki hikaye ve hikaye anlatımı nasıl dersiniz? Shadow of the Tomb Raider bu kez hikaye anlamında kendini daha da ciddiye alıyor. Lara Croft'un omuzlarına da yükü bindiriyor. Açılış sahnesinde yaptığımız bir hatadan ötürü mahvolan şehrin yıkıntıları arasında kaçmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Gözümüzün önünde insanlar telef oluyor, çocuklar hayatını kaybediyor. Yani ağır bir giriş, değil mi? Gerçekten de serinin önceki oyunlarına göre öyle. Ancak, burada kocaman bir ancak var. Her olumlu bulduğum detayın ardından da bir ancak koyuyorum araya, o da üzücü bir nokta.
Kendini bu kez çok ciddi alan oyunumuz ara sahneleri biraz fazla tutmuş. Hikayeyi olabildiğince anlatmak, daha da anlatmak istiyor. Durmuyor, durduramıyoruz. Ve bu durum bir noktadan sonra baymaya başlıyor. Az önce anlattığım temposuzluk var ya, işte onun üzerine böyle güzelce tuz biber ekiyor. Bir de en çok rahatsızlık duyduğum konu bu kadar kendini ciddiye alan bir oyunun kendi içinde tutarsız olması. Bak şimdi, medeniyet görmemiş bir kabileye giriyoruz biz. Herkes cayır cayır İngilizce konuşuyor. Sanki yurt dışında tahsil yapıp geri dönmüş şerefsizler memleketlerine. Kabilesiniz lan siz, neler oluyor lan burada? Biz İngilizce konuşuyoruz anlıyorlar, onlar kendi dillerinde konuşuyor, biz cayır cayır anlıyoruz. Hadi biz neyse de yani onlar anlıyor, iletişim mükemmel yani. Tamam, normalde ben de takılmam, bu bir oyun sonuçta. Fakat kendini karanlık boyutlarda ciddiye alan bir oyun için bu tarz işler göze çok batıyor. Keşke Uncharted'deki o yerli kabileyle etkileşime girdiğimiz gibi olsaymış. Hi. Does anyone speak English? Oyun saçmalığı bir başka örnekte oynanışta mesela. Burada da güya zor durumdayız, gizli itmemiz gerekiyor çünkü herhangi bir ekipmanımız yok. Adamları da gizlice avlıyoruz. Gizlice avlamadığımız zamanlarda da iğrenç bir yakın dövüşe girip adamları öldürebiliyoruz. Her şey tamam okey de adamların üzerinden düşen silahı niye almıyoruz? Niye lan? Parmak iziyle mi çalışıyor nedir yani? Bak tekrar ediyorum, normalde takılmam bu tarz şeyler ama kendini çok ciddiye alıyor bu oyun ve bunun için de fazla göze batıyor bu durumlar. Şimdi gelelim işin yorumlara cevap kısmına. Bu dediklerimin bir benzerini, tam olarak aynısı olmasa da bir benzerini Multiplayer kanalında da söyledim ve orada da şöyle bir cevap aldım bir izleyicimizden. Çok güzel bir söz vardır Multiplayer, bozuk değilse tamir etme diye. Zaten oturan oynanış ve mekan tasarımları gayet iyiyken söz konusu hikaye örgüsü, hazine hırsızı janrını farklı bir hikayeyle anlatan bir oyun bu. Daha ne bekliyorsunuz ki? Uncharted 3. ve 4. oyunla grafik ve halat atma dışında ne farkı vardı ki bu kadar eleştirmediniz? Şimdi sevgili ve saygılı arkadaşım, senin yorumun nazarında bu tarz yorum yapan tüm insanlara kısa bir cevap vereyim. Birincisi, ben oynanışını değiştirmeyen tüm devam oyunlarını bir noktada eleştiriyorum. Far Cry, Call of Duty, ulan FIFA'yı bile eleştiriyorum. Çünkü eşek kadar para istiyor bu yapımlar bizden her yeni oyunları için. Ama bir bakıyorsun ortama, DLC niteliğinde yenilikler var. Kardeş, o zaman bu kadar para istemeyeceğim bizden. Veririm $20, DLC çıkar bu yeniliklerle, yeni haritalar gelsin, yeni oynanış kısımları gelsin, tamam. Ama sen bir şey yapmıyorsun oynanış anlamında. Diyorsun ki acı bana bir 300-400 ateşle ya. Yani bu eleştirim Tomb Raider'a özel değil. Ki senin dediğin bozuk değilse tamir etme lafı bu oyun için geçerli olamaz bana sorarsan. Çünkü bu oyunun aksiyon kısımları bozuk. Bildiğin oturmamış. İlk çıktığında o kadar göze batmıyordu, kendi kendini götürüyordu ama üzerinden 5 yıl geçti. Hala aynılar. 5 yıl önce nasıl bir mekanik varsa 5 yıl sonra da aynı mekanik var neredeyse. Artık göze batıyor bu durum. Hikaye kısmına da geleyim. Ben hiçbir zaman Indiana Jones vari hikayelerin sempatizanı olmadım. Uncharted'da da çok takıldığım bir şey değildi hikayenin hazine arama kısmı. Ama Uncharted ile o noktada Tomb Raider'ın bariz bir farkı var. O da karakter farkı. Uncharted'daki karakterler sevilesi, komik, belli bir derinlikleri olan karakterler. Bu oyundakiler ise değil. Kendilerindeki muhabbetler beni hiç sarmadı. Herhangi bir bağ falan da hissedemedim doğal olarak. Hele şu ergen irisi karaktere ekstradan uyuz oldum. Oğlum, çocuğu ilk gördüğümüzde sümüklü bir şeydi. Ben dış dünyaya götüreceğim mi abla? Ha, gideceğiz mi abla falan diyordu. Bunu diyen çocuk 2 saatte kabile liderine dönüştü ya. Begin the preparations for the Belio chamber. Uchu, assist them with the boat. Bak, tafralara, emirlere falan bak ya. Lan bu çocuk ne ara bu hale geldi? Ulan bu nasıl bir karakter gelişimi? Breaking Bad'deki Walter White tüm dizide bu kadar karakter gelişimi geçiremedi ya. Hayırdır delikanlı? Ama son raddede böyle hayvan gibi de hakkını yemeyelim oyunun. Özellikle kötü ana karakterin bazı muhabbetleri ve diyalogları dikkat çekici. Gerçekten klişe aksiyon oyunlarının dışında kalan bir kötü karakter portresi çıkarabilmişler. Ancak o kötü karakterle de olan muhabbetimiz tüm oyunda toplasan 30 dakika. Yani tüm oyunu kurtarmaya kesinlikle yetmiyor. Bir de sevgili istemkar dostum Emirhan, son olarak Uncharted'ı eleştirmediğimi varsaymışsın, yanlış. Onu da eleştirdim. Hatta Oyun Keser dergisindeyken oyuna 10 üzerinden 8 vermiştim diye linç bile yemiştim. Emirhan'la tabii ki de şahsi bir meselem falan yok. Adam yazmış dertlerini güzel güzel. Ben Emirhan gibi düşünenlere genel bir cevap vermek için onun attığı